bir ay boyunca Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup ondan sonra hiçbir şey anlamadan acaba Rabbimiz ne buyuruyor? Rabbimiz bizden ne istiyor? Rabbimiz bizden nasıl bir hayat bekliyor? Burasını anlamadan normal bir şekilde hayatına devam etmek mi? Sahabelere baktığımızda onlar hayatlarının merkezine Kur'an-ı Kerim'i koydular. Hayatlarının merkezine Rabbimizi koydular. Bizim hayatımızın merkezinde Allah mı var? Yoksa Allah hariç her şey mi var? Eğer bugün bizim hayatın merkezinde Allah hariç her şey varsa, yarın mahşer günü, mahşerde de Allah hariç her şey yanımızda olacaktır. Nasıl ki biz bugün Rabbimizi unuttuk, mahşer günü de Rabbimiz bizleri unutacaktır. Bizler de o gün unutulacağız. Bizler de o gün unutulacağız, o çetin günde. En çok ihtiyacımızın olduğu o günde Rabbimiz bizleri unutacaktır. Hamd, alemlerin Rabbi Allah için. O ki bizleri yarattı, yaşattı, bugüne kadar getirdi. Bizlere en büyük nimet olan iman nimetini nasip etti. O alemlerin Rabbine sonsuz hamdü senalar olsun. Ramazan ayının son 10 günlerini yaşıyoruz. Belki ara ara hepimizin aklına geliyordur. Acaba sahabe efendilerimiz 11 ayın sultanı olan Ramazan ayını nasıl eda ettiler? Onlar her güne yeni bir heyecanla uyanırlardı. Acaba Rabbimiz bize bugün ne buyuracak? Acaba Rabbimiz bizden ne isteyecek? Ne emredecek? Bu heyecanla uyanırlardı. Özellikle Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i daha çok okumaya, daha çok anlamaya, daha çok Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamaya gayret ederlerdi. Peki bizim hayatlarımıza baktığımızda belki birçoğumuz bu ay Kur'an-ı Kerim'i birçok defa baştan sona kadar okudu. Ama gerçekten Kur'an-ı Kerim'i Arapçasını anlamadan sadece okuma kadar mı? Yoksa acaba Rabbimiz bu yüce kitabında ne buyuruyor diye anlamaya gayret etmek mi? Şüphesiz Kur'an-ı Kerim'i Arapça okumak çok kıymetli. Rabbimiz elbette bunun karşılığını verecektir. Ama Rabbimizin bizden istediği Kur'an-ı Kerim'e göre bir hayat yaşamak değil mi? Bir ay boyunca Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup ondan sonra hiçbir şey anlamadan acaba Rabbimiz ne buyuruyor? Rabbimiz bizden ne istiyor? Rabbimiz bizden nasıl bir hayat bekliyor? Burasını anlamadan normal bir şekilde hayatına devam etmek mi? Daha iyi anlamak için düşünün, yeryüzünde bir padişah yaşıyor. O padişah size bir mektup yazıyor ve elçisine size bu kadar altın vermesini istiyor. Eğer o mektubu okursanız, o mektupla birlikte padişah sizden bazı şeyler isteyecektir. Size bazı emirleri olacaktır. Siz o mektubu alıyorsunuz. Arapçasını anlamıyorsunuz ama fark etmez. Hani altınlar gelecek ya. Hani okursanız altınları alacaksınız. Yani okursanız sevap kazanacaksınız. Okuyorsunuz. Sabah akşam, özellikle Ramazan ayı boyunca baştan sonra bitiriyorsunuz. Ondan sonra altınları aldım diye seviniyorsunuz. Padişah demez mi? Ben bu şahsa bunu emrettim. Ben bu şahstan bunu istedim. Yerine getirmedi, sadece okudu, altınlarını aldı gitti. Demez mi? Böyle bir şahsı padişah sever mi? Bizler Kur'an-ı Kerim'i elimize aldığımızda, ayet ayet okuduğumuzda o ayetler hakkında tefekkür etmeliyiz. Rabbimiz birçok ayetinde buyuruyor. Akletmez misiniz? Düşünmeliyiz. Rabbimiz ne buyuruyor? Rabbimiz bizden ne istiyor? Rabbimiz nasıl bir hayatı yaşamamızı istiyor? Cennet için çabalayan, sevap için, cennet için çabalayan Müslüman değil de Allah rızası için, alemlerin Rabbinin sevgisine ulaşmak için çabalamalıyız. Alemlerin Rabbinin sevgisine ulaşmak için gayret göstermeliyiz. Yoksa ne bu zor zamanda ne de mahşer günü bizi kimse kurtaramaz. Sahabelere baktığımızda onlar hayatlarının merkezine Kur'an-ı Kerim'i koydular.
hayatlarının merkezine Rabbimizi koydular. Bizim hayatımızın merkezinde Allah mı var, yoksa Allah hariç her şey mi var? Eğer bugün bizim hayatın merkezinde Allah hariç her şey varsa, yarın mahşer günü, mahşerde de Allah hariç her şey yanımızda olacaktır. Nasıl ki biz bugün Rabbimizi unuttuk, mahşer günü de Rabbimiz bizleri unutacaktır. Bizler de o gün unutulacağız. Bizler de o gün unutulacağız, o çetin günde. En çok ihtiyacımızın olduğu o günde Rabbimiz bizleri unutacaktır. Evet, onların hayatlarının merkezinde, onların namazlarının merkezinde alemlerin Rabbi vardı. Bizim namazlara baktığımızda acaba Allah var mı? Ağır olacak ama öyle bir zamandayız ki, öyle bir ahir zamanı yaşıyoruz ki Allahsız bir namaz, Allahsız bir İslam'ı yaşıyoruz. Ne demek bu? Sahabeler bütün bir hayatı bütün Allah için yaşadılar. Allah ile birlikte her anı yaşadılar. Bizim hayatımızın neresinde Allah var? Namazımızın hangi rekatında, hangi yerinde Allah var? Hani diyor ya Rabbimiz ayetinde, onlar namazlarında gaflet içindeler. Anlamalıyız ki Rabbimizin namazlarımıza ihtiyacı yok. Bizim alemlerin Rabbine ihtiyacımız var. Sizin alemlerin Rabbine ihtiyacınız var. Özellikle yaşadığımız bu zor zamanda eğer Allah'tan başka gidecek bir yerimiz varsa, Allah'tan başka bize yardım edebilecek birisi varsa buyurun ona gidin. Madem ki Allah'tan başka kimse yok ki haşa kesinlikle öyle, o zaman bütün Allah için yaşamaya gayret etmeliyiz. Hani diyor ya Peygamber Efendimiz bir hadisinde, öyle bir zaman gelecek ki İmanı gönülde tutmak, kor ateşi elde tutmak kadar zor olacaktır. Böyle zor bir zamandan geçiyoruz. İmanımızı Rabbimiz korusun diye sabah akşam ona yönelmeliyiz. Yoksa Allah korusun, yine hadiste Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi, müminken sabah bir kalkmışız ki Allah korusun kafir olmuşuz. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor, öyle bir zaman gelecek ki denizde boğulacakmış gibi alemlerin Rabbine sığınan ve ona dua edenden başkası kurtulmaz. Bugün tabiri caizse Nuh Aleyhisselam'ın zamanında yaşanan tufan ile karşı karşıyayız. Su yükseliyor, boğulmak üzereyiz. Bu zor zamanda Nuh Aleyhisselam'ın gemisine, yani iman gemisine binmeliyiz. İnşallah niyetimiz bu kanalımızla birlikte denizde boğulan kardeşlerimize el uzatmak, onlarla birlikte alemlerin Rabbini bulmak, ölmeden önce Rabbimizi bulmak. Elhamdülillah.